Selam arkadaşlar. Selam. Dördüncü haftayı bitirdik. Hatta dördüncü haftadan biraz fazlasını bitirdik. Otuzuncu günü de bitirdik. Zorlu bir haftaydı. Çok zorlu bir haftaydı. Yani hakikaten her tarafı didiklemek zorunda kaldık. Ben komple kileri baştan aşağı bir girdim çıktım ve bir günlük bile bir şey çıkartamadım oradan. Ondan sonra fırının altındaki dolaplara girdim. Ayakkabılarımı boşalttım, tekrar yerleştirdim, oradan bir sürü şey çıkarttım. İnanamayacaksınız ama Haluk bile ayakkabılarından bir sürü şey çıkarttı. Bu kadar. Sadece mı yani? Söyleyeceği bütün her şey bu mudur? Çünkü Şarlık dikkatimi bozdun. Şarlık niye dikkatini dağıtıyorsun bana bir şey? Çünkü Şarlık ittirip bizi koltukta yer açıp kendi de görünmeye çalışıyor. Çok pis bakıyor şu anda. Her an havlayabilir. Havlamaz benim öyle. Geçen hafta yeğenim için ayırdığım, çeyizlerden ayırdığım şeylere bu hafta bayağı büyük bir parça, daha doğrusu büyük iki parça daha ilave ettim. Vallahi bence o iki parça bir günlüktü ama neyse, birer parça saydık onları. Çünkü hakikaten vazgeçmesi çok zor, yaptırılmış güzel şeylerdi ama birer parça saydım ikisini de. Evet, yani aslında kendimle gurur duyuyorum bunun için. Evden çıkan bayağı bir maddi ve manevi değeri yüksek olan bir parçaydı. Evet, yani çeyizlerin genel olarak hepsinin manevi değeri çok yüksekti. Çünkü annemin el emekleriydi. Benim el emeklerim olanlar vardı içinde. Ama güzel bir yere gittiler. Artık onları yeğenim kullanacak, abimin kızı. Güle güle kullansın inşallah. Bu arada biz kendi ağırlıklarımızdan da kurtulma yoluna başladık gibi. Dur, o ayrı bir videonun konusu. Niye ki? Öyle çünkü, o ayrı bir videonun konusu. Peki, olsun. Bir spoiler geçelim o zaman. Tamam, spoiler verdik. 29. ve 30. günün fotoğraflarını çektik. Fotoğraflar çekilir çekilmez, daha videolar çekilmeden onların sahibi geldi ve aldı götürdü. Biz sonradan hatırladık ki videoları çekmeyi unuttuk diye. O yüzden sadece fotoğrafları var. Ama zaten video yeteri kadar uzun oldu. Eminim hiç eksikliğini hissetmeyeceksiniz. Bunların niye videolarını çekmemişler diye. Evet, yani bir de çok fazla eşya olduğu için artık 4. haftada verilen bazıları çok küçük de gelebilir. Bazıları gerçekten büyük ama o büyükler küçüklerin yerini tutuyor. Artık sabırla izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ama en önemli şey başardık. Evet. Başardık. Yani biz bu challenge'ı girdik ve başardık. Bir günde mi? Hayır. 30. Hayır. Nisan 30 günü. Evet, bitti. 30. Bak. Yoksa 28'e bırakır, artı 3 yapardı ama hayır. Nisan 28 ve biz 30 günü tamamladık ve bence başardık. Ben o zaman 3 kez çocuk yapıp 28 gün günlükte ayda Şubat ayında yapayım. sen de yapacaksın ayrıca. Tamam, seneye. Daha bir sene var. Bence biz sonbaharda bir kez daha yaparız gibi geliyor. Çünkü karavan hayatına alışınca bazı şeyleri yapmak kolaylaşıyor artık. Yani ben şimdi çıkarttım zaten, çekmeyeceğimden bir sürü şeyler. Evet, o zaman ama bu kadar rahat ve bonkör bir şekilde yapmayacağız büyük bir ihtimalle. Biraz daha böyle minik parçalar da olsa her şey tek tek sayılmaya başlayacak. Amacım oydu çünkü her gördüğünü at diyecektin. Evet, Haluk çok yardımcı olmadı. Yani 465 parça eşyayı evden dışarı çıkarttık. Ama bunun 100 parçası bile direkt Halo'ya ait değildi muhtemelen. Yok, değildi. Yani 50-60 parça anca vardı. Yok, o kadar bile olmayabilir. O kadar bile olmayabilir. Geri kalanların hepsi bendendi. Bir dahaki sefere de Haluk yaparken ben ona yardım ederim. Neyse, hoşça kalın. Görüşürüz. Bye. Reklamalara günlük kullanım yerlerinden değil, depolama alanlarından başlamakta fayda oluyor. Çünkü depolama alanlarını uzun zaman kullanmadığınız bir gerçek. Mesela burası da bizim fırının altındaki depolama şeyi. Bu şişeleri. Geçen sene kullanalım diye almıştık ama kapakları düşündüğümüz kadar iyi çıkmadığı için kullanmamaya karar verdik. Bu şişe kapağı olmak için bekliyor burada. Nasiyeler duruyor. İçinde balık yapacağım sözde ama yapmıyorum. Artık önce ayrılmalılar. Şimdi bu termos sürahi birileri geldiğinde çayları koymak için gerekiyor. Bunu bir yere giderken kullanıyoruz. Bunu Amerika'daki ilk Starbucks'tan almıştım. O duracak. Evet. Bunu benden almak isteyen birisi vardı. Ona hediye edebilirim.
olursun. Bunlar mikrodalga için gerekli şeyler. Mikrodalga zaten üstte, buradan bir şekilde. Buharın en sevdiğim mug. Bu da benim bir türlü mug'ım. En çok mug isteyen birisine şu köpekli mug'ımı da verebilirim. Kullanıyorum ama bence verebilirim ya. Evet, bir alt dolaptan çıkanlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça. Fırının altındaki dolaptan çıkanlara ilave olarak biraz daha bir şeylere ihtiyacım vardı. Azıcık mutfağı karıştırdım ben de. Bir plastik saklama kabı, iki tane tabak, bir konserve açacağı, tırtıklı bir bıçak, sağlam ama... Yani bunların hepsi sağlam ürünler aslında. Bir buz dondurmalık, dondurma kepçesi, açacak, bardak, 3 tane de tek kalmış çay bardağıyla beraber 22. günü tamamlamış olduk. Çünkü burada 13 ürün var. Sıra geldi. Böyle abiye özel günlerde falan giydiğim ayakkabılar dolabına. Artık biz karavancıyız. Böyle abiyeler vesaireler falan çok da giyilecek gibi değil. Sence? Tamam. O zaman bakalım neler varmış burada. Terlikler kısmına geliyoruz. Terlikler kısmını biraz seninkileri de mahvedeceğim yalnız. Bilgin olsun. Bunlar nedir ya diye bakar mısın ya? Bence bunları atalım mı? Atalım artık bunları. Yok. Hatta çöp ya. O kadar. Sence bunları giyecek misin? Evet. Evet. Çünkü Halil'in kışın ayakları çok üşüyor. Çok. Peki. Kışın üşüyor bir dakika. O düzeltelim. Yazın üşüyor. Ben klimayı çok açtığım zaman. Bak koala. Bunları Avustralya'dan almıştım. Bunları koala seline verelim. Ona biraz büyük gelir ama azıcık büyüyünce giyebilir bence. Olabilir. Yavruları da var kucaklarında. Onlar da gitti. Bunlar... Bence gidebilir. Bunlar Episeni. Ama benim ayak numaramı şaşıran bir koca almış bunları. Onun için bunları da veriyoruz mecburen. Aklımdan kaçışım onu o 40 numaralar. Yalnız 40 numara ayağım olmuyor benim. Daha bir de burada artık ölmüş bir çift terlik daha var. Bunlar da çöp. Evet, dolabımız gayet düzenli oldu. Bu kadar boşalınca. Biz ne görmüyoruz? Görelim. İşte dolabın içi. Burası terlik dolabımız bizim. Alttaki iki raf sokak terlikleri artık düzenli görünüyorlar. Bunu kapatalım. Bu terlikler ve bu terlikler çöpe gidecek. Çok eskiymiş ama hala orada duruyormuş. Ama bunların arasında mesela şu birinci ve ikinci ve üçüncü hiç giyilmemişler. Espadriller de hiç giyilmemişler. Diğerleri kahverengiler de hiç giyilmemiş. Ve diğerleri. İnsanların işte hep yaptığı şeyler bunlar. Benim de yaptığım bir zamanlar. Bir kere giyip ya da hiç giymeyip alıp beklettiğimiz şeyler. Kaç tane ayakkabımız oldu? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çift. Benden gitti. Bakalım Haluk kendisininkilere kıyıp çıkartabilecek mi bir şeyler? Dur bakalım. Aa bir dakika, daha benim çıkacaklar var. Şu alt dolaba da bakmam lazım. Tamam. Önce bunları bir toplayayım da kenara. Şimdi gelelim normal günlük ayakkabılar bölgesine. Burayı da biraz boşaltalım da. Giyecek ayakkabılar el açılsın. Ama ben bunlara kıyamam ki şimdi ya. Daha gitti. Bu iki çift yeniler, hatta pembeler hiç giyilmemiş. Şunlar ikisi, onlar belki bir giyecek birisi bulunabilir mavi pembeli olanları ama beyazlar artık epeyce eskimiş durumdalar. Şu anda bir mucize gerçekleşiyor. Haluk ayakkabı dolabını boşaltmaya karar verdi ben bu kadar ayakkabı çıkartınca. Haluk bir şeyi attı görünmemiş, bakalım nelere kıyacak. İnanamıyorum. Hadi bakalım. Bakalım ben beraber. Hadi bakalım. Şunu da mesela giyemiyorum. İşte giymemiş. Beğeniler. Beğeniler. Tamam. Tabii. Vay. Çabuk oldu. İnanamıyorum. Maldiviz ayakkabılarım.
Evet, zaten bayılsın. Lazım bize. Onun kalsın. Tamam, onları öbür kenara koy, sonra yerleştirelim. Bunlar zaten giydim ayakkabı. Normal ayakkabıları. O kadar atmana gerek yok. Önüne değmişsin bu. Dur. Oğlum koy şunları. Senin alıp da giymediğinden sonra bana hangi bana geçerler mi bunlar? Evet. Ama ben yine giyebilirim yani istemiyorsan. Artık kilo verin. Yok ben giyiyorum. Tamam. Şunları denebilirim. Ayağından su atabiliriz. Tamam. Bunlar giyiyorum ama ayağımı üzüyorlar. Umarım kilo verince kullanabilirim. Allah onları giymezsen ben giyerim. Ben onları çok sevmiştim. Ben giyiyorum. Ya giyebiliyorum. Bu arada Haluk'un ayak numarası benden 1 numarayla yarım numara arası falan kadar büyük. Öyle olunca ben onun benim ayakkabılarımı giyebiliriz. Giymeyeceksen bırak. Kıymetini bilmeliler. Şu anda bir tarih gerçekleşiyor. Haluk bunlarla vedalaşıyor. Ben geldiğinden beri söylüyorum şu ayakkabıları at diye. Özellikle o siyah botları demin gösterdi. Kıyıp çıkartamamıştı elinden. Bunları veriyor muyum? Giymiyorsun ki. Tamam giymiyorum. Sana vereyim. Abarttım acaba? Ya hayır çok abartmadın. Çünkü yani aslında çok abartmış gibi görünüyor ama şu gördüğünüz 1, 2, 3, 4 bir de onun altında var 5 taneyi hepsini birden evet şunlar hepsini birden internetten almış hepsi birbirinin aynısı zorladı birazcık ama rahat edemedi ayakları. Dolayısıyla 2 tanesini denedi. 3 tanesinin altları bile tertemiz daha hiç giyilmediler. Haluk'un ayakkabı dolabının son hali. İnanamıyorum. Bu dolabı ben böyle göreceğime inanamıyordum. Neden? Çünkü şu 3 tane giyilir halde çıktı. Bunlar daha hiç giyilmemiş halde içinden çıktılar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ayakkabısından birden vazgeçti aynı anda. Evet. Çünkü çok ayakkabısı olmasını seviyor ama giymiyor. Ve en az 2 seneden beridir giymedi. Hatta bence 4 seneden beri giymediği ayakkabılar var içinde. Vedalaşması iyi oldu. Bugün artık karışık ürünler zamanı. Bir tane şapka, bir tane nevresim takımı, bir yağmurluk, iki kemer, bir pano, iki tane patik, bir mumluk, bir çanta ve kıyafetler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Bugün 24. gün. 24 parça ürün. Gidiyor. Bugün çantalardan ayrılma vakti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çanta. Hatta bir tanesi biraz valiz bile. Haluk 2 tane pantolon ve bir tane ev telefonuyla. Ben de 3 tane bluz ve bir tane mantoyla vedalaştım. Bu da oğlumun çocukluğundan kalma bir yolculuk yastığı. Onunla da vedalaşıyoruz. Böylece 3, 6, 7, 8 parça da buradan gidiyor. Sırada su sebiliyle yanındaki şamdan var. Onlar da gidiyor. İşte kocaman bir sepet bu da gidiyor. Ve içinde de bir sürü yapma çiçek. Onlara da elveda. 2 parça da burada. İşte ta ne zamanlardan kalma zıplayan bir top, bir karın zayıflatma aleti, bir telefon, 2 şamdan ve bir vazo. 3-6 parça daha gitti.
Sona yaklaştıkça hayat zorlaşmaya başladı. Artık her şeyi oradan buradan toplayıp bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalıyorum. İki takım fincan takımı buldum. Tamam, bunları 6'şardan 12 saymıyorum ama lütfen 6 tabağı ve 6 fincanı ayrı ayrı saymama müsaade edin. Yani buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve işte en önemli parça 26. Bu bizim gezilerimize ilk başladığımız çadırımız. Bunun üzerine bir çadır daha aldık. Sonra bir camper yaptık ve şimdi bir karavanımız var. Artık bunun başkalarına ilham kaynağı olma zamanı geldi. Onu verelim, birileri daha başlasın gezmeye. Arkadaşlar, bugün biraz dağ bir alandayım. Biliyorum, bakın ben bile zor söylüyorum buraya. Burası bizim evin kileri. Kilerde bizim iki tane dolabımız var. Karşıda görünen üst tarafta piknik sepeti, yanında termobox'ımız, işte ıvır zıvırımız, altında da az kullandığımız mutfak malzemelerimiz, pastacılık malzemelerimizi falan koyduğum bir dolap burası. Şimdi içini de açıp göstereceğim. Bu yandaki de kuru bakliyatlarımızı koyduğumuz, hatta şurada asılı poşetlerle malzemelerim var. Piknikte üstünde gene bir piknik malzeme takımı var. Bizim bugünkü işimiz, yani benim bugünkü işim, şu dolabı boşaltmak. Öncelikle bu dolabı komple bir boşaltıp ondan sonra tekrar yerleştirmeyi planlıyorum. Üst kısımdan bile şu anda 5 parça atılacak şey çıktı. Bunların hepsini size birazdan toplu olarak göstereceğim. Şimdi alt tarafı boşaltıyoruz. Hayır, önce yan tarafı boşaltalım. Oradan da iki parça çıkardık. Şimdi sıra geldi alt kısma. Dolabın içinin görüntüsü böyle. Çok da düzgün görünmüyor. Çok aşırı kalabalık olmasa da. Şimdi bunları raf raf boşaltacağım. En üst katta normalde pasta malzemeleri var. Bakalım çıkartalım neler varmış, neleri atacağız. Çıkartacaklarımızı da çıkarttık. Şimdi sıra geldi bir ikinci katı, üstten ikinci katı boşaltmaya. Bu kattan çok fazla bir şey eksilmedi. Sadece tarihe geçmiş olan ürünler vardı aralarında. Onlar atıldı. Ve sıra geldi onun da bir alt katına. Oradaki fazlalıkları çıkartınca neredeyse bir raf boşa çıktı. İyi fikir. Gördüğünüz gibi dolabım bayağı bir boşaldı. Epeyce de bir şeyler çıkardık. Neler çıkardık birazdan bakacağız. Bir tane masa örtüsü, iki tane çelik tepsi, bir tane kurabiye kalıbı, iki tane büyük fırın tepsisi, üzerine bir bardak tek kalmış, karavanda bir zamanlar kullandığımız bir çaydanlık, başka bir tane çelik tepsi ve yılbaşı ağacımızın süsleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parça. Evet, bugün birlikte Pandora'nın kutusunu açacağız. Burası ne derseniz, burası bizim yatağımızın ayak ucundaki uzun bir sandık. Bu da lokum, tıraş olmuş haliyle. Biz bunun altına genelde işte yazlık kıyafetlerimizi koyuyoruz, mayolar gibi. Biz bunun altına genelde mayolarımızı koyuyoruz. Bir miktar işte giymediğimiz kıyafetler var. Bir de zaten elimizin altına atabileceğimiz, istediğimiz şeyleri atabildiğimiz bir dolap olduğu için her şeyi tıkıştırıyoruz. İçinde o kadar çok şey birikmiş ki ağzına kadar dolmuş. Ben de bilmiyorum neler var. Bakalım bunun içinden neler boşaltıp neler atabileceğiz bugün. Birlikte açacağız. Ben de bilmiyorum. Göreceğiz. İn bakalım lokum aşağıya. Boşaltalım burasını. Hop. Atla. At. 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 At.
Önce hepsini boşaltalım. Sonra yerleştirirken bakalım. Boşaldı. Şimdi bir içini temizleyelim. Çünkü o kadar uzun zamandır açılmıyor ki yukarıda kirlerden kumlar falan da girmiş içine. Geri yerleştirmeye ve toparlamaya başlıyoruz. Bu Barış işi kocaman bir yatak örtüsü. Şöyle bir şey. Böyle kocaman, tamamen elde işlenmiş bir mara şişi yatak örtüsü. Ama ben bunu kullanacak mıyım? Hayır, kullanmayacağım. O zaman verelim. Yeni gelenimiz kullansın. Üstünü şöyle örtelim yine de kediler tırmanamasın. Evet, büyük bir parçayı verdik. Kocaman bir yatak örtüsü gitti. Bakalım başka neler varmış. Bir gün zayıflayıp giymek için sakladığım bir elbise. Bence zayıflarsam yenisini alırım. Güle güle. Ah, bir tane daha aynısından. Ben bu elbiseleri çok seviyorum ya. Seni çok severek giyiyordum. Ama ne yapayım? Ben o kadar zayıf olmam ki bir daha. Bak, zayıflarsam da yenisini alırım. Bu da aynısı. Bunlar üç tane. Üçünü de annem dikmişti bana. Yolda gidelim. Bunlar iki tane Microsoft çantası. Niye saklanıyorlar? Çünkü oğlumun çalıştığı yerden alındılar diye. Saçmalık. At gitsin. Kışlık bir çorap. Tamam, o durabilir. Bu nedir? Yağmurluk. Bu da karavana gider. Bu nedir? Boş bir iPhone kutusu. Boş kutuyu niye saklıyoruz ki? At gitsin. Bileklik kutusu. Gitsin. Bunda ne varmış? Oo. İşte o yatak örtüsünün sabahlığı. Bunu da gelin kızımıza verelim. Kadifeden işlenmiş. Aslında oğlum için saklıyordum ama onun öyle şeylerle hiç ilgisi yok. Bir seccade. At gitsin. Kışlık bir kazak. Evet, ben bunun renklerini çok seviyorum. Çok da güzel. Bir zamanlar saraydan almıştım. Ama ben bunu giymem ki artık. Çünkü burası İzmir. Ve eskilerden kalma iki gömlek. Gene zayıflarsam diye tuttum. At gitsin. Güzel bir mont. Ben bunu burada unutmuşum. Bak, bunu giyebilirim. Bunu giyeceklerimizin arasına ayıralım. Çünkü unutmuşuz burada. Giymezsin ya. Bu kadar uzun bir mayo niye giyesin ki? Bence verelim. Ve bir gözlük daha. Sanırım artık gözlük almasam iyi olacak. Kulaklık kaşları.
kadar bir boşluk açıldı. Hemen alışverişe çıktım. Hayır, alışverişe çıkmaya gerek yok. Bırak boş kalsın, biraz rahat yaşayalım. Nefes alalım. Hayır, bunu sen mi söylüyorsun? Hı-hı. Çünkü mi? Artık bu kararı verdik ya. Peki. Kapatıyoruz. Evet, böyle koyduğumuzda toplamda 28 parça eşya buradan çıktı. Ve dolabımız rahatladı. Karavan mantığına geçtik ki ben aslına bakarsanız daha verilecekler de var ama ilk anda bu kadar vazgeçmek kolay olmuyor. İkinci ay bir daha yaparsak eğer veya başka bir ay, belki yaz sonunda, o zaman şu anda vazgeçemediklerimizden bazılarından daha vazgeçebiliriz. Bence şimdi bile büyük bir başarı.